Çetin. Kanser mi? He? Dur Süleyman. Neye? Şey Süleyman. He? Enerji içeceği var mı sende? Neye zaafın var lan? Yok. Yok. İçecek bir şey mi lazım, enerji mi lazım? Enerji lazım. Yok. Enerji. Yok. Yok. Böyle. Efendim? Abim bacım. Ya bir olay daha var da onları çözmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya iyi, ben de gezmiyorum da bu polisler niye bu kadar hareketli soracaktım ya. Ne gibi? Her yerde polis takıl kaldı, şey üstümüze yapıyorlar devamlı. Ekstra bir şey yok. Bir olay mı var? Yok yok, olay yok. Bir şey yok mu? Olay yok. He, tamam. Hiçbir şey yok yani, sıfır. Tamam abim. Sen bizim işi ne yaptın? Hangisine? Ya bugün görüşeceğiz, bir şey konuşmam lazım dedin. Ya işte onunla ilgili hala çalışıyorum da... ayarlayamıyoruz ya. Niye? Uğraşıyorum da işte biraz pürüz çıkıyor devamlı. İyi, törpüle gel. Törpülemeye çalışıyorum işte, aynen. Ben yatmadan önce seni ararım. Heh, tamam abi. Tamam hadi. Ya Merit çok adam dövüyor, niye bilmiyorum. Dın dın dın. Aç komiserim. Polis geldi. Yat. Hoş geldin komiserim. Kara, ne yapıyordun maydanozla, anlat. Komiserim, seni de çok iyi biliyorum ki benim hiçbir alakam yoktu orada. Ama senin GBT'nde bayağı maydanoz olayı varmış be. Ne yaptın öyle? Komiserim, küçükken yapıyorduk işte. Büyüdüm zaman diyorsun sonra işte. Ha? Komiserim, kadar sura ekleme bayağı şey yaptık. Evet, şu kapıyı bir kitleyeyim komiserim. Kitle. Komiserim, ne konuştunuz? Ne oldu şimdi? Ben daha karıştı. Benim bağcıklar bağlanmış. Şimdi... ben olayı az çok biliyorum da... Sana ne soracağım? Şu motorcuların son zamanlarında çok ateş ihbarı geliyor oradan. Bir iki el. Şimdi senin buna ne diyeceğine bağlı olarak ben sana bir şeyler söyleyeceğim. Sesin gelmiyor. Motorcuların oradan ateş mi geliyormuş? Aynen böyle yol var ya, yoldan muhtemelen biri tarayarak geçiyor.
Komiserim ben bilgin var mı? O gün ben sana dedim ki ben kalkışmayacağım hiçbir işe. Kalkışacak olsaydım o gün sana... Ha, sözünü bozmadın dedim. Yani. Yok komiserim. Evet. Ana yapan da varsa da bilgim yok. Çünkü hiç kimseyle irtibata geçmedim bu konu hakkında. O konu o gün kapandı benim için. Ama bak gör ki bunlar tekrardan beni sataştı ki benim şöyle karşı karşıya daha bir kere konuşmuştum hiçbiriyle... Ya bu seferki çok iyi oldu bu arada. Hani sen Meriç'i araman, Meriç'in beni araması, beraber üstte seninle konuşuyor olmamız, senin arabanı görüyor olmamız. Ya biz o cezayı sana bilerek yazdık zaten. Ben söyledim. Ki içerideki adam aklamışlar demesin diye, anladın mı? O cezayı bilerek yaz. İçerideki adamı da öğrendim sayılır ya. Bakalım. Yani onu sana bilerek yazdığımızı söylemeye geldim. Sen dert etme. Böyle olaydan olması daha iyi şu an. Hem daha iyi de. Orada ben durduk yere 4 tane polis aracı üzerime çöktü. Bir. Bir şey yapmadılar ama. Yaptılar mı? Benim şey yanımdaydın zaten. Ne şimdi komiserim ne yapayım ben şimdi oturayım şurada ballı süt mü içeyim? Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Komiserim sen bana şu vereceğin bilgi bir bir kalan. Ne diyordun? Ne? Kara ben sana niye bir bilgi vereyim? Ben kim olduğunu öttürdüm ya. Sadece kanıt arıyorum. Ya ben sorunca ötüyorlar anlamadım Kara. Sen kayırıyor musun diyorum kayırıyorum diyorlar. Anlamadım ya ben komiserim, de. Bak şöyle bir şey var. Sen dedin ki bana senin bir alakan var mı? Benim alakam yok o sıkmalardan, mıkmalardan. Benim bir alakam benim yok. Tamam ben de o sana cezayı niye yazdığımızı söyledim. Hem bak iyi oldu. Çelik de gördü, Meriç de gördü. Motorcuların bir şey yaptığını. Bu bizim yararımıza oldu diye sana söylemeye geldim buraya. Yani dert etme. Seninle uğraşmaya devam ediyorlar. Seninle uğraştığını yani tüm departman öğrenmiş oldu. Muhtemelen... Hatta senin o içerideki adam, ya senin derken yani karakolun içerideki adam GBT'ne baktı herhalde. Ona göre bir şey sakladılar senin arabana. Diye düşünüyorum ben. Anladım. Yani diğer türlü saçma çünkü sen beni Meriç'i oraya çağırıyorsun. Sonra arabayı açık bıraktın. Çok amatör yani senden beklemem böyle bir şey açıkçası. Değil mi? Hani helal. Evet. Orada bir sürü polis var, orada bir sürü şey, ekip var. Ekiplerden Meriç'in yanına gittim ben dedim ki, hayır dedim, burada neyi bekliyorsunuz? Dedi ki, olay çıkacak dedi. Bir, gizli bir operasyon tarzında bir şeyler var. Ya o başka dedim, bir şey, o seninle alakası yok. Ha, ben dedim ki hani, iyi dedim bari dedim. Ben de iki şurada takılayım dedim, çıkacağım buradan dedim. İyi dedi hani, lan ben böyle bir şey yapacak olsam o kadar polisin içine sokar mıyım ben ya o aracı? Bir aracın kilitli miydi kesin? Aracım... Tam emin değilim komiserim. Tam emin değilsin ha. Ya biz seninle konuşurken aracın etrafında da o elemanlar vardı zaten. Aynen sen de dedin ya. Onlar da şöyle gelmişler. 10 tane maydanoz var. Karanın aracında mı ne demişler ya da bu araçta mı? He peki bu onlar... Bu sayısını nereden biliyorlar? Şimdi bunu bu ihbarı kimin yaptığını hangi polise yaptığını da biliyorum. Çok şükür. O yüzden daha iyi oldu bu olay. Yani kafanı sıkma. Yani şimdi bu adam... Teşekkür ediyorum. Benim olduğumu nereden biliyor? Bir, benim adımı nereden biliyorlar? Hadi tamam ki yerde... Arabanı biliyorlar. Belli o. Seni takip ediyorlar herhalde. Bak etrafına dikkat ediyor mu? Yani şöyle bir tane motorcu vardı. Onda da sen geldin yanıma. Öyle bir şey olması imkansız çünkü o motorcuyla aynı yani sanmıyorum. Değildi yani. Anlayamadım. Arabanı biliyorlar yani. Seni izliyorlardır da muhtemelen. Burada tek olduğunu da öğrenirlerse içeri dalarlar. O zaman kapıyı kilitle ihbar geç. Sonra yani... yaklaşırlarsa çatışırsın. Zaten o zaman kendi mekana saldırı olduğu için çatışmakta serbestsin. Ama yani 3-4 kişi olabilir. Riske atma kendini. Ne yapayım komiserim? Kuş gibi kendimi buraya mı kapatayım? Hayır. Seni yakalarlarsa... Tabii ki sen... Bombalayı ver, ben basayım ala yani.
Demeyecekler hani... mi pompalı nereden geldi diye. Hayır. Bassan ne olacak ki? Adamlar hastanede uyanacaklar. Bir şey hatırlamıyorlar. Serbest. Sadece şeyi keseceğiz hani. Mekana saldırı kesecek. Sen şimdi burada adamlar buraya gelse seni tek görür, tamam mı? İçeri girdiğini gördün. İhbarı geçtin. Kendin burada çatışmaya güzel bir yerde eğildin. Bekliyorsun gelmelerini. Biz de yoldayız. Tam da o an yakaladık. Muhtemelen ayık yakalarız ve bizim ayık yakalamasak bile bizim görgü tanıklığımız sizden daha üstün geliyor, biliyorsunuz. Böyle bayağı da bir ceza keseriz. Motorcu şeylerinden de olurlar muhtemelen. Böyle bir işe kalkıştıkları için. Daha ne istiyorsun? Yani... Mekandan çıkma mı diyorsun şimdi bana? Hayır, mekandan çıkma demiyorum. Böyle bir olay olursa ihbar geçmeyi unutma yani. Sakın tek başına çatışmaya çalışma. Yani biliyorum böyle kendine yediremezsin falan belki ama sonuçta 3-4 kişi gelebilirler. Biliyorsun herkesin 1-2 mermili kişi var. Kim olursan ol. Tabii yeleğin yoksa. Komiserim. Vallahi bu saatten sonra geri adım atmayacağım. Atamam. Hadi yeğenler yok burada ama. Geri adım atamam. Hele hele saklanmak hele bana çok... Hayır sana saklan demiyorum. Sen niye yanlış anlıyorsun ki? Olur da bir gün burayı basarlarsa diyorum. Hemen böyle koşup üstlerine atlama. İhbarını geç. Çatışacağın böyle bir kendine yer al. Hani üstünden sıkabileceğin. Başla çatışmana, ona bir şey demiyorum ama tek başına yapma. Hani ihbarını geç. Anladın mı? Komiserim ayak sesi var. Komiserim ayak sesi var. Ayak sesi var. Bağcığım bağlanmış bağcığım. Hele komiserim ayak sesi var. Sen bu kapıya bak. Ben bir arka kapıya bakayım. Ne oluyor lan? Bu dışarıdan bir yuvarlanma sesi falan geliyor. Kapıyı kilidini açsana. Komiserim altta kapıyı açtım da. Aç şurayı. Aç şurayı aç aç aç. Beyzon takipteyim.
Neredesiniz lan kahpeler? Dinleniyor muyduk acaba? Bir ayak sesi duydum ben. Yuvarlanma sesi duydum. Sen zıpladın mı hiç? Yok komiserim, ne zıplamaz. Siktir. Bizim çatı katı var da komiserim, onlar oraya çıkamaz. O jet ski sesi. Motorcular kesin geldiler ya. Komiserim, bence polis arabasını görüp sadece dinlemeye geldiler. Bir dahakine saklayalım. Sen kimseyi gördün mü? Komiserim, ben kimseyi görmedim de ayak sesi duydum ama %100 eminim. Ben de eminim. Benim bu işi acil çözmem lazım. Ya siktir ya. Olaya bak. Ya kapıyı niye kilitleyip gittin kara? Ses geldi, dışarı çıkamıyorum ya. Komiserim, sen o kapıyı açabiliyor musun komiserim? Açamıyorum. Lan komiserim, açıyorsun. Vallahi açıyorsun. Aklımı sikeyim o zaman. Denemedim ki. Ne yapacağız komiserim? Aha, kendini gördün. Orada güvenelim, burada güvenelim. Ne yapayım? Dinlenildik. Benim içerideki adamı direkt halledeceğim ben. Polis arabası kurtardı seni bu arada. İyi kurtardık. Evet. Suikaste gideceğiz. Ben dedim ama sana. Böyle bir olayın olacağı çok belli ya. Komiserim. Bizim bana bir... Peki bu bana kesilen cezadan para komple şeye mi gitti, departmana mı gitti? Aynen. Tüh. Neyse. Şeye de arabalarına, arabana dikkat et. Yapışkan patlayıcı var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir kontrol mü etsen sen onu komiserim? Oldu istiyorsan. Nasıl olacak bu? Yüzon abi, ne oluyor burada? Komiserim, biz senin arabana binelim. Ne oldu ne olmaz? Oradan da benim çocukların yanına bir gideyim. Tamam. Birbirimizin ayak sesini duymuş olma olasılığımız... Sıfır komiserim, sıfır lütfen. Senin gibi komiserden böyle bir şey beklemek istemiyorum, lütfen. Yo, ben bildiğin altta böyle şey, sahnenin o taraflarda bir şeyler duydum. Ay amını sikeyim. Var mı komiserim? Baktın ne yaptı? Gaza basınca havaya uçmayalım. Vallahi hiçbir fikrim aman yok kara. Ha, uçsaydı şimdi daha uçmayalım. İstiyorsan yeni bir araba falan. Komiserim, ben şu mekanın kapısını bir kapatsam olmaz mı? Kapat. Ben kapatayım mı? Dur, ben ne olur ne olmaz ben gideyim de. Ya da beraber mi gitsek? Ya da sıkıntı yok, ben gidelim. Yok, beraber gidelim, gel. Bir de bana buranın tüm çıkışlarını falan göstersene. Tamam komiserim.
Aracı kilitledim ya. Kilitlemedim. Karakter bilmiyor. Ben yok, açamıyorum bunu. Aç bakayım. Olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor olmuyor, o yüzden kaldım. İyi. Polisyonu da kendimi koruyabiliyorum artık. Tamam. Buranın başka girişi var mı, özel mi özel? Sen arkada nereye gittin? Alta indim komiserim, göstereyim gel. Tamam. Şurasını sen görüyor musun komiserim? Pek gördüm ya. Sayı sonu herkese bir sayı. Garaj kapısı görüyorum ben. Komiserim. Burayı burayı. PK30, PK20 mesai sonu. Herkese iyi geceler. Nereyi? Sen orayı görmüyorsun. Gel komiserim gel. Orada olmadan imkansız. İşte burası var komiserim. Sen içeride dolaştın mı? Ben buranın hepsine baktım komiserim. Yok sahnede. Sahnede dolaşmadım ben. Sen buralara mı baktın sadece? Buralara baktım komiserim. Bu ne be? Burası açık. Evet komiserim. Buralarda takılmadın değil mi? Ben sesleri buralardan duydum. Yok. Yok komiserim yok. Ben de buradan duydum. Tam buradan duydum. Komiserim ben burada dolaşmadan önce o sesler geliyordu yani. Sen de oradan çıkamadıysan %100 burada bir yerde. Yok çıkamadım ben. Kaldım orada. Duyuyorum sahnenin orada bir şeyler. Gidemiyorum. Nasıl gideceğimi de bilmiyorum. O alttaki yolu bilseydim öyle giderdim. Komiserim bak ben sen orada kaldın ya. Ben dans pistine kadar çıktım ama ben oraya çıkarken sesleri oradan duyup da çıktım. Anladın mı? Tamam komiserim. Seni bırakayım mı bir yere? Hele bir bırak komiserim beni bir yere. İşaretle sen. Tanıdıklarının, güvendiklerinin yanına. Bence kesin vardı biri ya. Komiserim, sizce bekliyorum. Var mıydı? Tamam. Komiserim sen beni... şuraya bırakırsan olur. Olaya bak ya. Ulan bahsediyorum adamlar geliyor şaka gibi. Her şeyi bilmek zorunda mıyım ben ya? Komiserim. Demek ki bundan sonra yollarımız çok pekinleşecek beraber. Çözeriz bu olayı. Keşke yakalayabilseydik. Ballı süsü içirmeden ölmeyeceğim komiserim sana merak etme. O ballı süsünün adına bakacaksın. Demek ki bunların kuyruğuna birileri basmış ki bunlar çakalık. Hayır peşinde. Bu ihbardan sonra acaba ihbarı yemediğimizi mi anladılar? Vallahi komiserim.
Allah kimseyi canıyla sınamasın. Benim içeride olduğumu GPS'ten bilmiyorlar mıydı? Hiç bok anlamadım ya. Ben de anlamış değilim de. Vallahi komiserim, bu saatten sonra ben bildiğim yoldan yürürüm. Ezberimi okurum, karşımıza çıkarlarsa da kendileri bilir. Ama bu saatlerde hep yalnızsın. Sen komiserim, sen Karadayı tam tanımamışsın. Tek yeterim diyorsun ha? Hadi bakalım. Sen gene şey yap da... Çaldır da. Telefonuna bakarım komiserim. Burada nerede? Tamam, burası iyidir komiserim. Arkadaşlar seni görmesin. Tamam. Hadi hakkını helal et komiserim. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Anam. Hadi selametle. Hoş geldiniz Memur Bey. Aa, Süleyman gelmiş. Aa, merhaba Soyguncu Bey. İşte. Kapıyı kilitlemesene, şu soysaydım. Yok ki bir şey içinde. Araba mı diyorsun? Dur bakayım. Lan binme şşş. Aa, tamam pardon. Yok ama içinde bir şey. Manyak amına koyayım. Bir de siren bile çalar, kafa siker ya. Lan in lan. Ben biliyorum, nasıl biliyorum. Lan çocuk musun, in lan buna. İn lan oğlum. Bir arabada bir şey oğlum, taşımıyorum ben. Baktım lan, konsoldaki şeylere baktım, tuşlara ya. He, benim bu arabanın birazcık yamulmuş galiba. Şunu bir götü aynen, şunu bir düzeltebilir misin? Komiserim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam dayı, hoş geldin. Doruk, hala polis arabası mı soyuyorsun? Kim, ben mi? Yok Ayşe, ben lan ben. Ayşe. Ya ben polis arabası. Ne yapacaksın oğlum polis arabası? Soygun da çok belli olur bence. Lan yok ya, biz öyle malmal planlar yapmayız ama. He? Bana istiyorsan faturayı ver. Harbi mi diyorsun? Dur lan. Kes faturayı. Kullanamıyorum. Kitle kapıyı kitle. Yok, içi boş. Kapıyı kitle. Bak var, kapıyı kitle. Ya oğlum bir şey koyma lan araca. Yok tamam Süleyman abi, sıkıntı yok bizden. He. Kapı kilitli mi bakayım ya? Ha, açıkmış. Oğlum nasıl açık lan? Bak Doruk harbiden... Büyü yaptım arabana, bir daha bok kilitlersin o arabaya bırak. Bak bir daha açık, çekil. Lan açtım. Ya. Bak, dedim sana açık diye. Aracın içinde sadece beyzbol sopası var Doruk, istiyor musun? Götüne... He? Hayret evet, lan çalmamışsın. E çalacağım ya. Oğlum. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. PK50 konuş arkadaşlar, siz ne yapıyorsunuz? Feyzon sen ne yapıyorsun? Dolaşıyorum, sen ne yapıyorsun? Biz etkinliğine eskortluk yapıyoruz. Arka tarafı ne oldu? Nereden çaldın lan? Çalmadım komiserim, para verdim. Kaç para verdin? $400. Helal, hadi bas. Hey yo. Yo, aç müzik, aç müzik. Müzik vereyim mi? Teybi aç, teybi ha. Teybi açıyorum bir saniye. Ha? Bas lan, bak gaza gel, ha? Hadi Rocky! Yükselt, sesi yükselt! Ah, tupak içi.
Hadi hadi Tupac için, hadi bu yokuş onun için. Ha? Ha beyaz seni geçti. Şunu çalmış gibi sür bakayım. Hadi oğlum hadi Rocky hadi. Hadi güneş panelim benim yürü. Tıkandın. Çok iyi ya. Yavaş lan. Bas bas. Çok uzaklaştılar. Sol 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 sol. Dur lan yanlış. Yanlış söyledim galiba. Ne bileyim bizimkiler o tarafa döndü. Şarkıyı nasıl açıyor acaba? Olabilir. Bunu dinleyen bu da olabilir. De RP düşünemez. Çünkü ben dün şefe söyledim abi. Adam kayırdığını söyledim.
O BF-400'ü durduralım mı ya? Ahmet galiba. Bakalım ne döndürecekler. Sikeceğim ben abi. Bir araç oraya çıkmış. Tepeden kayboldum. O anda haritaya niye bakmadım bilmiyorum. Yarın yine ne dönecek lan? Süleyman abi çözü başka karakter yok, açmam. Araca patinaj çektirme, arkaya duman atıyorsun. Süleyman karayı koruyor mu? Yoo. Sadece pislik sevmiyor. Pislik sevmiyorum abi. Motorcu abisin karaya da yok. Belli olmaz. Motorcu tararsa ne yapar? Yakalanırsa sorgu alınır. Hata yaptık. Buraya helikopterle gelecek. Maydanoz sağlığı bilmiyorum, yok. Demir karakteri polis olabilir ya, niye olmasın?
dinlememiz çok kötü oldu. Eş ben bir şey demedim ya. Kaplan sesi duydum, dikkatli ol. Oyuna uyandılar, ne oyunu lan? Yo, bendik bir şey yok. Bana cephe alamaz ki. Alo. Uykum geldi lan benim. Tamam sen yat o zaman ya. Daha kötüsün de. Bisiklet turu mu? Onu hallederiz sonra bir adam. Tamam. Pembeli araç motele gidiyorum dedi, halde hala takip. İhbar nereden geldi? Göremiyorum. Arkadaşlar ihbarı göremiyorum ben. BF 400'den Uzi ile ateş edin. Gri kapşonlu BF 400. Kanaman var acil olarak. Senin konumunda mı? Benim evet konumunda. Evet. Acil. Geliyorum. Lan plakalar niye gözükmüyor radarda? Ne anlamı kaldı amına koyayım radar kullanmanın? BF 400 ve kaskım dedim. Gri hoodili. Gri hoodisi var. Tamam Ahmet değil mi zaten? Evet Ahmet. Ahmet. Bana acil olarak neredesin? Buraya. Geldim. Bir tane yemesi. Ahmet neredesin? Niye ya? Karakola yakın mısın? Değilim. Geleyim mi? Niye ne oldu? İlk yardımdan alayım. Galiba senin tarzı motorlu biri ateş etmiş de. Kendini eğer aklamak istiyorsan karakola gelemez. Tamam senin silahın da yok, geliyorum karakola. Gel. Bana lokasyon atsana. Mesela ben yapmadım sen diyorsan mi? Bana lokasyon at. Yapmadım karakola tamam. Geliyorum şu an. At şimdi. Kanıt olsun at. Tamam atayım. Gri kapşonlu. Ahmet. Sanmaz mı? BK50 konuş arkadaşlar. Muhtemelen Ahmet değil. Ahmet'i aradım. Lokasyon atıyor bana şu an. Ve karakola geliyor. Olduğu yerde al. Kelepçesini tak. Ahmet şehrin içinde ama. Dediğimi yap Süleyman.
Süleyman seçmek zorunda kalmaz bu arada. Teşko değil o. Sana... Aradığınız gibi geldim. Neredeydin? Geceyle kıyafet bakıyorduk. Ha, kıyafet bakıyordunuz. Bizimkiler tamamen senden şüphelenmiş de ben senden şüphelenmedim. Sen mi? Komiserim arayın üstü mü? O yüzden çabuk gel dedim. Evet, şüphelenmediğin için çabuk gel dedim. PK50 şu an Ahmet Bey karakolda aradığım gibi geldi. Nasıl bir şey tarif etmiştin Meriç? Bir daha tarif etsene. DF-400 siyah kapşon. Gri kapşon. Gri kapşon. Mikrofonu ateş edildi. Aracın üzerinde belirli şu anda şeyler var. Mermi izleri var. Aracın lastiği. Pantolon, pantolon. Siyah, her şey siyahtı. Pantolon askeri kamuflaj var. Birisi seni taklit ediyor olabilir mi? Askeri kamuflaj yok da. Bilmiyorum, olabilir. Hızlı anları giyiyoruz. Üstüne bakabilir miyim Ahmet? Ne konuşuyor? Komiserim, siz her ihtimale karşı bugün kaçıncı kez aranıyorum ekipman ya. Ekipman gerekli, ekipman var zaten karakolda. PCR testi falan da yapalım. Aynen, istersen. Onu bir sana bir barut testi yapalım. Gel. Yok artık. Ara komiserim. Yapsınlar ya, bilsin. Bir gelebilir misiniz? Çıkarayım kaskı. Çıkar sana zahmet. İndirildi. Gece Hanım, siz karışmasanız daha iyi olur lütfen. Tamam lütfen. Beyi karışacak. Dışarıda mı bekliyorsun? Evet. Bayılttım. Tamam. Plastik mermi var. Gel gel. P110 arkadaşlar, seni buldum. Korkut Korkmaz. Hı? Ne olmuş bari olayı anlattın? Polisi taramışlar. Gel böyle. Benden şüphelenmeniz normal ya. Yani. Şurada bir TC ver bana. Silah aldım, silah aldım. Gecem 122. Olumlu. Ezbere biliyorum. Arkadaşlar, barut testi negatif çıktı. İsteyen gelip yapsın. Bekleteyim mi? Bekleteyim istiyorsanız. Olumsuz. Geceyle geldim. Beraber geldiler. Gel. Komiserim, yani herkes BP'de sürüp benimle aynı giyinebilir. Ne var ki bunda? Merak edecek bir şey yok. Tamam, ben bir şey demedim ki. Zaten. Mı? Senden şüphelenmedim diye seni aldım oğlum zaten. Yoksa boku yemiştin. Şaşırdım şu an. Olgun seni seviyormuş. O yüzden biraz Olgun daha... Olgun beni seviyor. Ha, iyi mi? İyi yani. Olgun kolay kolay insan başım sevmez. Baba. Hayır lan, o anlamda değil. Ne bileyim ya, şehirde o kadar gay görünce... Hayır, gay anlamı demiyorum ya. Abilik yapıyor ya, o anlamda diyor. Tamam, sizden bir sonuç çıkmadı, iyi. Kurtarmış olduk. E tamam, hadi gidelim. Gidebiliriz. Katlanamıyorum yani. Şunun sesini. Yalnız şu an bayağı bir şeyden kurtardım ama. Anlatırsın Ahmet. Ay. Neyden kurtardın acaba, yapmadığın bir suçtan mı? Ama biliyorsun, bizimkiler yapmadığın suçu da yapmış sayardı sana. İşte sizinkilerin başında zaten öyle oluyor genelde. PK50 destek lazım mı, geleyim? Olumsuz, gerek yok. Şahısı buldunuz mu? Şahıs bulundu. Kimle şu an? Gelebilir miyim? Şu anda dağdayız. Yok yok, kurtulalım, sıkıntı yok. Barut testini nasıl yapıyoruz? Discord, telefonu Discord'da yazıyor. TC iste. Senin ne oldu lan? Arkadaşlar, Miriç'in yanında biri var mı? Olumlu. Ne oldu, bir şey mi oldu?
Efendim? Şefim olay ne? Ya sanırım bu Meriç memura bir silahlı saldırı girişimi mi ne olmuş? Elemanı bulmuşlar. Şef. Tank kontrol ediyor, barut testi falan yapıyorum diyor. Yanındayım ben de zaten. Bir an aa dedi gitti. Gerçekten bir illegal tam otomatik silah çıktı. Oha. İsmi neymiş şef? İsmi bir dakika sorayım. Tam oraya soramadım. Meriç, bu arkadaşın ismi neydi? Korkutmuş komiserim. Ne yapıyormuş o manyak ya? Cidden taramış mı? İşte Meriç memur ilgileniyor şu anda. Ben de takipteyim. Barut testinin zamanı var da şef, onlara söyle. Tamam, tamam. Şey yapsınlar, tamam. Halletsinler hızlı. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın komiserim.